Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframda fasulye yemeğim var. Fasulye kavurması da diyebiliriz. Zeytinyağlı değil fakat et de kullanmayacağım. Sadece sade yapacağım. Kıyma, et hiçbirini kullanmayacağım. Biliyorsunuz benim et yemeyen bir kızım var. Artık hepiniz öğrendiniz. O yüzden bu tarz yemekleri, sebze yemeklerini ya onu ayrı pişirmek zorunda kalıyorum ya da böyle etsiz, kıymasız pişirmek zorunda kalıyorum. Şöyle söyleyeyim, malzemelerim hazır. Fasulyemi ayıkladım, doğradım güzelce. Bütün malzemelerimi sizler için hazırladım. Bir tane kapya biberim var büyükçe. Onu da doğradım yemeklik. Bir tane küçük kuru soğanım var, onu da doğradım. Bir küçücük de böyle tereyağım var. İki diş de sarımsağım var, onları da minik minik doğrayıp hazırladım. İki tane domatesimi püre olarak çektim. İçerisinde tane kabukları şeyleri çıkmasın diye böyle çekmeyi tercih ettim bu sefer. Siz doğrayabilirsiniz de minik minik küp küp tabii ki. Ben rondo da çektim. Sıvı yağ kullanacağım, karabiber kullanacağım, pul biber kullanacağım, tuz, biraz şeker ekeceğim. Malum domates kullanıyorum ve domatesin ekşiliğini almasını istiyorum. Gerek görürsem bir tatlı kaşığı kadar da biber salçası kullanacağım. Sıcak su bakacağım. Eğer ki gerek görürsem ekleyeceğim, yoksa eklemeyeceğim. Yapım aşamasında hepiniz göreceksiniz zaten bunları. Domatesin suyu, sebzenin kendi suyu yeterli geleceğini düşünüyorum. O yüzden şu an için su ölçüsü size vermiyorum. Kısık ateşte bir taşım kaynadıktan, kavrulduktan sonra kısık ateşte pişireceğim yemeğimi. Kendi buharıyla pişecek, kendi suyuyla pişecek ve böylelikle su eklememe gerek kalmayacak. Şimdi yapmaya başlayalım isterseniz. Buyurun. Evet, tencerem ısındı. Şimdi biraz sıvı yağ koyacağım tencereme. 3-4 yemek kaşığı kadar diyebilirim. Bu minnak tereyağımı ekliyorum içerisine. Ve eritiyorum. Ben yağları bu şekilde karıştırmayı seviyorum. Sırf tereyağı veya sırf sıvı yağ kullanmıyorum. Bazen içerisine zeytinyağı da koyuyorum. Öyle de çok lezzetli oluyor. Hem hepsinin tadı geçmiş oluyor. Evet, yağım eridi. Gördüğünüz gibi tereyağım hafif kızardı. Şimdi soğanımı ve sarımsağımı ekliyorum. Kapya biberimi de ekliyorum. Soğanla beraber kavrulsun istiyorum. Şöyle karıştırıyoruz. Şu anda altı yüksek ateşte. Şöyle ara ara karıştıralım. Kapağını kapatacağım. 1-2 dakika sonra tekrar açıp bakacağım. Evet. Şöyle bir açalım. Tekrar bir karıştıralım. Henüz kavrulmadılar. Renkleri dönecek birazcık. Tekrar kapatıyorum. Fasulyelerimi ortadan böldüm. Biraz geniştiler. Böyle parçalara doğradım. Gördüğünüz gibi. Salça da hazırladım. Belki lazım olacak. Rengine bakacağım ona göre. Ben renkli yemeği daha çok seviyorum. O yüzden yemeklerimde genelde domates salçasından çok biber salçasını tercih ediyorum. Bu arada fasulyelerim o kadar tazeydi ki doğrarken böyle çıtır çıtır çatlıyorlardı yani. Gördüğünüz gibi harikalar. Tekrar şöyle bir bakayım, karıştırayım. Sanırım oldu. Buhardan dolayı özür dilerim.
havalandırmayı siz beni duyun diye açmıyorum şu anda. Evet. Gördüğünüz gibi kavruldular. Bayağı rengi döndü. Hafif pembeleştiler. Bu aşamada domatesimi ilave edeceğim. Şimdi fasulyelerimi ekliyorum. Şöyle 2 çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Acı seviyoruz biz. O yüzden sürekli ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar da pul biber. Az bir şey değirmen karabiber. Yeterli. Şöyle sadece bir tatlı kaşığı bile değil, bir şeker ekliyorum. Domatesimin ekşiliğini alsın diye. Şöyle bir karıştıralım. Evet, hemen sadece şöyle 1 tatlı kaşığı kadar biber salçamı ekliyorum. Şimdi sanki rengi daha güzel oldu. Birazdan sizinle bunun yanına güzel mantarlı bir siyah pirinç pilavı yapacağız. Pirincin özü aslı o şekilde biliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Fokur diyor, kaynıyor. Kapağını kapatıyorum. Ve altını kısıyorum. Ve bir 40 dakika kadar bu kapağı asla açmıyorum. 40 dakika sonra bakacağım. Eğer ki pişmişse tamamdır. Pişmemişse biraz daha pişiriyorum bir 10 dakika kadar daha. Ve tekrar yine o zaman da tencerenin kapağını açmadan bırakacağım. Kendi dinlenecek. Tencerenin sıcağıyla bu ocaklarda şey olduğu için, cam olduğu için kapatınca hemen soğumuyor, altı ılık kalıyor. Onunla beraber, o sıcaklığıyla, ılıklığıyla beraber pişmeye devam edecek yemeğim. Hiç ellemiyorum söylediğim gibi. Evet, yemeğim 40 dakika oldu. Şöyle bir bakacağım suyuna, pişmiş mi diye kontrol edeceğim. Şöyle karıştırayım bir. Görüyorsunuz suyu da yeterince var. Şöyle. Şöyle bir tanesinin yumuşaklığına bakıyorum. Çok sıcak. Sadece bir 10 dakikaya daha ihtiyacı var bu şekilde. Ondan sonra altını kapatabilirim yemeğimi. Evet, yemeğimiz pişti, hazır. Mis gibi oldu. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarıma beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.